Hepinizi en kalbi duygularımla selamlarken bugün burada kutladığımız Nevruz Bayramı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, Nevruz baharın habercisi olmasının yanında doğanın uyandığı ve yeniden dirildiği bir zaman dilimi olmasının yanında İnsanlar arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yeşerdiği, ümitlendiği, filizlendiği bir zaman dilimidir aynı zamanda. Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkaslardan İran'a kadar, Anadolu'ya kadar bu coğrafyada bütün insanların, ırkları ne olursa olsun, dilleri ne olursa olsun, bütün insanların kutladığı bayramdır Nevruz. Böylesine önemli bir zaman dilimi, böylesine önemli bir dönüm noktası maalesef ki son yıllarda vahşet, dehşet ve korku tüccarı olan milletimizin arasındaki kardeşlik, birlik, beraberlik duygularını yok edip bölücülük ve fitne çıkarmaya çalışan terör örgütlerinin ve onların uzantılarının kullanmaya çalıştığı bir argüman olmakta. Biz bu tehlikeleri görerek Nur Haklılar olarak geçen yıl kutladık Nevruz'u birlik beraberlik içerisinde. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Amacımız birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmenin yanında meydanı bu terör örgütlerine ve onların uzantılarına bırakmamaktır. En büyük gücümüz Allah'a imanımız ve Nur Haklılara sevdamızdır. Bizi yalnız bırakmadığınız için, her zaman yanımızda olduğunuz için, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme namına yaptığımız bütün etkinliklere katıldığınız için değerli Nur Haklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Nur Hak birlik, dirlik ve kardeşlik deyince sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada eşine en az rastlanan yerlerden birisidir. Nur Hak'ta Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, sağcısıyla, solcusuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaktayız. Hani bazen izliyoruz televizyonlarda ve diğer basın yayın organlarında. Uzman kimliği adı altında bir takım insanlar çıkıyor ve diyor ki Türkiye'de kutuplaşma var. Türkiye'de insanlar arasındaki nefret ve düşmanlık duyguları had safhaya çıkmış. Maalesef bu insanlar kendi halkıyla bağını koparmış, kendi ülkesine yabancılaşmış ve maalesef ki Nur Hak gibi güzel bir örneği tanıma şerefine nail olmamış insanlar. Bu insanları Nur Hak'a davet ederek diyorum ki ve haykırıyorum ki Nur Hak'ta Alevi var, Nur Hak'ta Sünni var, Nur Hak'ta Türk var, Kürt var, sağcı var, solcu var. Bunlar arasında birlik, beraberlik, kardeşlik var, güven var, huzur var. Ama kardeşlerim, Nur Hak'ta kin yok, Nur Hak'ta nefret yok, Nur Hak'ta düşmanlık asla ve asla yok. Burada onun yeri yok. Böylesine güzel bir yerde, böylesine duyguların yaşandığı bir yerde kutuplaşmaymış, kimmiş, nefretmiş olabilir mi? Bunları söylerken afaki konuşmuyorum. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermeye de çalışmıyorum. Birçok örnek delilim var. Ama sizleri daha fazla sıkmamak için iki örnek vererek konuşmama devam etmek istiyorum. Birincisi 2017 yılında, yani geçen yıl Tatlar'dan Ağacaşar'a, Barış'tan Kullar'a, Umutlu'dan Biçin'den Karaçar'a kadar, Eskiköy'e kadar tüm Nur Hak'ta asayiş verilerine göre evden ve iş yerinden hırsızlık oranı sıfır. Yani geçen yıl hiçbir hırsızlık vakası olmamış. Bu ne anlama geliyor? Nur Hak'ta insanlar arasında huzurun olduğu anlamına geliyor. Güvenin olduğu anlamına geliyor. Nur Hak'ta mutluluğunun olduğu anlamına geliyor. Böylesine bir atmosferde kutuplaşma olabilir mi? İkinci örneğimiz.
taziye ziyaretleri yapıyoruz vatandaşlarımızın acılarını devlet olarak paylaşmak için. Hane ziyaretleri yapıyoruz vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve çözüm bulmak için. Burada karşılaştığımız çok güzel manzaralar var. Gidiyoruz eve veyahut da taziyeye. Ailedeki koca Alevi, karısı Sünni veya tam tersi. Koca Kürt, karısı Türk veyahut da tam tersi. Böylesine iç içe geçmiş bir yerde kutuplaşma olabilir mi? Hani diyorlar ya, biz et ve tırnak gibiyiz. Ben diyorum ki hayır. Et ve tırnağı zorlarsanız birbirinden ayrılır. Biraz acı çekeriz ama ayrılır. Biz yürekle vücut gibiyiz. Yüreği vücuttan ayıramazsınız. Eğer ayırırsanız ikisi de ölür. Bu açıdan değerli kardeşlerim, Nurhak çok önemli bir yer. Nurhak'ta Aleviymiş, Sünniymiş, Türkmüş, Kürtmüş, sağcıymış, solcuymuş. Böyle bir ayrım, böyle bir gayrım yok. Nurhak'ta ne var? Nurhak'ta insanı insan olduğu için sevmek var. Nurhak'ta yaradılanı yaradandan ötürü sevme düsturu hakim. Böylesine güzel bir örneği bizlere miras bıraktığı için Nurhaklı kardeşlerimin atalarına, cedlerine, ninelerine selam olsun, rahmet olsun. Bu örneği yaşatan değerli Nurhaklı kardeşlerime de helal olsun. Değerli kardeşlerim, bugün burada Nevruz'u kutlarken size bir sürprizimiz de var. Barış'ta yaşayan Mustafa Işık isminde bir kardeşimiz, bir ağabeyimiz var. Kendisi şizofren olarak ifade edilen, bipolar bozukluk olarak ifade edilen hastalıkla didişmekte. Birazdan size bu kardeşimiz saz çalarak türkü söyleyecek. Biraz şaşırdığınızı fark ediyorum, evet, ama hakikaten öyle. Birazdan izleyeceğiz. Ve göreceğiz ki bu kardeşlerimize karşı ön yargılarımızın ne kadar boş olduğunu göreceğiz. Maalesef toplumumuzda bu hastalığa yakalanmış kardeşlerimize karşı, vatandaşlarımıza karşı korku ve endişeyle karışık bir ötekileştirme, bir dışlama duygusu hakim. Bu kardeşlerimizin bizlerden bir farkı yok. Ve hatta tüm samimiyetimle şunu ifade edebilirim ki Mustafa Işık kardeşimin benden bir eksiği olmadığı gibi benden çok ama çok fazlası var. Seninkini alayım. Gelin hep beraber bu kardeşlerimize kucak açalım. Bu kardeşlerimizi dışlamak yerine, bu kardeşlerimizi topluma kazandırmak için onlara şefkat ve sevgi gösterelim. Bugün aynı zamanda Nevruz Bayramı'nın yanında Down sendromu günü aynı zamanda. Bu vesileyle de bu Down sendromuna yakalanmış, bu Down sendromu olmuş çocuklarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızla aynı şekilde sevelim. Mustafa Işık kardeşimizin şahsında tüm kardeşlerimize sahip çıkma adına bu etkinliği yapıyoruz. Sözlerimi bitirirken bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı kutluyor ve tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferi yansıtmak için buraya gelen, Nurhak'a gelen Aksu TV'ye ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarken şu dizelerle konuşmalarımı sonlandırmak istiyorum. Nurhak'ın suları kardeşlik akar. Nurhak'ın sokakları dostluk kokar. Alevisi, Sünnisi, Türkmeni, Kürdüyle Nurhak'ın insanı sevgiyle yaşar.